Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz. Bugünkü kariyer bilgilendirme söyleşimizde spor pazarlaması ve sponsorluklar hakkında konuşacağız. Takip ettiğiniz gibi günümüzde spor tesisleri, spor malzemeleri üreten firmalar, spor turizmi ve profesyonel spor kulüpleri büyük bir endüstri oluşturmakta. Spor dallarına ait haberler ve spor uzmanları hayatın her anında tüketicilerin karşısına çıkarak talep görmektedir. Spor bir yandan kendini ürün olarak markalaştırırken diğer yandan markaları hedefe taşıma noktasında önemli bir yere geldi. Hızla endüstrileşmiş sporda faaliyetler rekabetçi piyasa koşullarına uyarlanmış ve tüketim kültürünün taşıyıcısı haline gelmiştir. Sporun ticarileşmesi tabii ki işletmelerin dikkatini çekmiş ve yaygın bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. İşte bugünkü konuklarımız spor pazarlaması ve sponsorluk alanında yıllarca aktif olarak çalışan Sayın Koray Aydoğmuş. Hoş geldiniz Koray Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Ve tabii ki ev sahibimiz her zaman olduğu gibi İstanbul Rumeli Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Can İkizler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve yine İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Sayın Doçent Doktor Caner Giray. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hocam ben ilk soruyu hemen Koray Bey'e iletmek için size vermek istiyorum. Buyurun Can Hocam. Evet, teşekkür ederim. Ben öncelikle tüm ulusumuzun, tüm öğrencilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını kutlayarak söze başlamak istiyorum. Evet, bu COVID-19 ekonomik olarak birçok sektörü etkiledi. Spor da bunların içinde ama ekonomi açısından baktığımızda işte hava yolları, turizm, otomotiv gibi sektörler daha çok etkilendi ve bunlar spora sponsor olan, reklam veren başlıca firmalar. Koray Bey, şimdi önümüzdeki dönemde bu spor kulüplerinin sponsor bulma, reklam bulma ile ilgili öngörüleriniz nedir? Onu öğrenmek isterim öncelikle. Tabii hocam. COVID bir kere tüm dünyayı etkilediği gibi en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi de spor dünyası, spor endüstrisi. Dünyada sporun tüm branşlarda tamamen durmasından ötürü sadece spor değil, spora yatırım yapan şirketler de sizin de bahsettiğiniz gibi bu şirketlerin de çoğunluğunun faaliyetleri neredeyse durma noktasına geldi. İşte havacılık sektöründen bahsettiniz, turizm sektöründen bahsettiniz, iletişim sektöründen bahsedebiliriz ya da bahis sektörü ki spora onlar da çok sağlam yatırımlar yapan tüm dünyada, ülkemizde de aynı şekilde. Bu şirketler tabii ki COVID'den büyük ölçüde etkilenen şirketler ve gelirlerini de ağırlıklı olarak spor ya da spor turizmi, Dudu Hoca'nın da Bağın Hoca'nın da bahsettiği gibi gelirlerini bu sektörden elde eden markalar. Şimdi bu seviyede sporun durma noktasına gelmesiyle birlikte tabii sponsorların da ödemeler konusunda ya da gelirlerini spora aktarma konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada da. Buna çözüm bulmak için UEFA ya da FIFA farklı yöntemler denediler. İşte ligleri başlatmak adına geçtiğimiz hafta sonu zaten Alman Ligi ile başladı biliyorsunuz. Ligleri en erken tarihte başlatmak üzerine. Çünkü çok büyük bir pazar hocam bu. Yani milyar dolarların döndüğü bir pazar sektör. Bu sektörün de sekteye uğraması tüm dünya üzerinde olumsuz etkileri yaratıyor. Sadece sporcular ya da yöneticiler değil, taraftarlar konusunda da. Çünkü spor dünyadaki hemen hemen bütün sektörlerle bağlantısı olan bir endüstri hocam. Yani sadece sporu kendi başına bir spor dünyası, spor endüstrisi diye düşünemeyiz. Bütün sektörlerle muhakkak bir ilgisi, alakası var. Buna
kişisel bakımda diyebilirsiniz, giyimde diyebilirsiniz, gıdada diyebilirsiniz, otomotivde diyebilirsiniz. Bunun hepsinin muhakkak sporla bir bağlantısı var. Ve spor endüstrisi dünyadaki endüstriler arasında hakikaten ilk 3-4 endüstri arasında yer alıyor. Bu sebepten de önümüzdeki dönemde COVID'e bağlı olarak neler yaşayacağımızı tabii ki biz şu an kimse gözünde kestiremiyor neler olacağını, ama önümüzdeki dönemde eğer futbol bu sene bu şekilde seyircisiz oynayarak tamamlandığı takdirde, önümüzdeki dönemde de yani Eylül gibi Türkiye'de Ağustos Eylül gibi liglerin başlanması planlanıyor. Arada sadece bir aylık bir ara verileceği konuşuluyor. Bu senenin tamamlandıktan sonra atıyorum Temmuz sonu gibi bitip Ağustos sonu tekrar başlaması öngörülüyor ligin. Önümüzdeki sene sponsorların nasıl davranacağını bence COVID'in dünya üzerindeki etkisine göre değerlendirebiliriz hocam. Şu an ben bununla ilgili bir herhangi bir öngörüm yok. Ama çok fazla etkilendik. Yani sadece Türkiye'deki kulüpler değil, sadece benim çalıştığım kulüp değil. Dünya üzerindeki bütün kulüpler de çok etkilendiler. O yüzden sektörün başındaki lider konumundaki ya da sektörü yönlendiren kurumların hepsi futbolu, özellikle futbolu hızlıca başlatmak, seyircisiz de olsa hızlıca başlatmak ve en azından buradaki sürekliliği ve o çarkın dönmesini sağlamak adına bir sürü adımlar atıyorlar. Basketbolda bunu çok göremedik. Basketbol daha çok yakın temasla oynanan bir spor ve kapalı alanda oynanan bir spor. O yüzden basketboldaki yöneticileri kendilerince bir karar aldılar ve ligleri durdurdular. Euroleague'de ne olacağını göreceğiz. Onlar da bir karar verecekler ama benim öngörüm Euroleague maçlarının da oynanmayacağı yönünde olacak. Tahminim daha doğrusu. O yüzden önümüzdeki sene ligler başladıktan sonra muhtemelen COVID'in dünya üzerindeki etkisinde azalmaya başlamasıyla beraber ki olumlu haberler alıyoruz aşı çalışmalarıyla ilgili. Aralık sonu, Ocak başı gibi aşıların daha doğrusu denemelerin başlayacağı söyleniyor. Ben umutluyum hocam. Sadece bu seneyi bu şekilde atlatacağımızı düşünerek önümüzdeki senenin daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Ama gelir kısmında bütün kulüpler yani şöyle söyleyeyim. Bir sponsorluk anlaşması yaptınız. Bir bahis şirketiyle farz edelim. Türkiye'deki online bahis şirketlerinden bir tanesiyle anlaşma yaptınız. Ve almanız gereken ödemeler var. Sponsorluk anlaşmasını istinaden. Ama o şirkette bahisler, yani daha doğrusu dünyada spor durduğu için herhangi bir şekilde tamamen bıçak gibi kesildi. Bahis denen hiçbir şey yok. Yani resmen bütün faaliyetlerini durdurmuş onlar. Gelir olmadığı için onlar da ödemelerini spor kulüplerine yapamıyorlar. Yapamadıkları noktada da spor kulübünün önemli bir gelirinden yoksun oluyor. Spor kulübü de bir oyuncularına maaş ödemeleri ya da çalışanlarına maaş ödemeleri gibi yapması gereken zorunlu ödemeleri var. Bunlar da aksıyor. Bu bir çark. Ben önümüzdeki sene umuyorum ki bu çark tekrar bütün dişlileri tekrar yerine oturarak faaliyete geçecekler. Teşekkür ediyorum. Evet Bahar Hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Rica ederim. Caner Hocam, size dönmek istiyorum. Spor sponsorluğu, spor pazarlaması diyoruz. Bu korona sürecinde zaten inanılmaz derecede etkilendik. Kulüplerimiz, spor kulüplerimiz zaten çok büyük ekonomik kriz içerisindeydi. Ne olacak acaba bundan sonra? Vallahi şimdi ben daha yeni Gülberk Gültekin hocamızla beraber bir kitap bölümü bitirdim. Daha teslimi yeni oldu işte. Haziran ayında basılacak. Aslında bu konuyu inceledik. Yani sporda dijitalleşme özel başlığı altında aslında bu COVID öncesi durum neydi? COVID sırasında neler yapılıyor? COVID sonrası ne olacak? Koray Bey'in dediği gibi yani iyi haberler geliyor. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde inşallah tam normalleşme demesek de bir normalleşme süreci başlayacak. Şimdi bir defa şu bir gerçek. Ben Koray Bey'i de böyle heyecanlı bugün bekledim. Ona da birkaç sorum olacak kendilerine. Şu bir gerçek. Bir defa her örgüt için, yani sadece spor endüstrisi için konuşmuyorum.
Bir defa gelir kalemleri çeşitlendirmek, yeni gelir kalemleri icat etmek zorunda. Yani bu çok net gözüküyor. Eski gelir kalemlerinin tamamı eskisi gibi çalışmayacak. O da net gözüküyor. Onun dışında şu an bizim bizatihi dördümüzün içinde bulunduğu durum gibi dijital çözümler artık ön plana çıkacak. Bu dijital çözümlerin sınırını ben hep öyle diyorum. İnsanoğlunun hayal gücüyle sınırlı. Yani yapılabileceklerin sonu yok. Ama tekrar birazdan Koray Bey'e soracaklarım içinde bu da var. Şu anda çünkü bazı düşünülen şeyler okuyoruz. Özellikle dijital yayıncılıkla ilgili. Yani ben geçen sizinle yine bir program yapmıştık Banu Hocam. Orada da söylemiştim. Hani rahmetli Çetin Altan'ın dediği gibi enseyi karartmamak lazım. Her kriz bir fırsattır. İşte birçok bununla ilgili kadim felsefeler vardır. Dolayısıyla insanoğlunun yine yaratıcılık, yine medeniyet kurma gücü bunların üstesinden gelecektir. Koray Beyciğim, şimdi bu literatürü okurken sporda dijitalleşme sürecini, bu yayıncılıkla ilgili karşımıza şu çıkıyor. Özellikle Covid dönemi için soruyorum, hani popüler dönem diye. Bizatihi kendimiz de görüyoruz zaten. Şu anda dünyanın en büyük yayın grupları dahil tamamının yaptığı iki şey var. Bir, arşiv görüntüleri yayınlamak. İkincisi de e-spora birazcık kayıp insanların spor ihtiyacını e-spor üzerinden gidermek. Yani bunu Türkiye'de görüyoruz, Bein de yapıyor. Ben araştırırken gördüm, diğer büyük dünya ünlü kuruluşlar da yapıyor. Bunun dışında yapılabilecek bir şey mesela siz bir yayıncı olarak görüyor musunuz? Şu dönem için söylüyorum. Buna bir cevap verirseniz size bir sorum daha olacak ben size. Şu an tabii spor tamamen bütün branşlarda durduğu için ülkemizde spor yayıncılığı da durma noktasında. Yani yapılacak dediğiniz gibi tek iş var. Arşiv görüntülerini kullanarak onları, yani bize gelen maillerde de zaten, izleyicilerden gelen maillerde de ağırlıklı olarak arşiv maçlarının yayınlanmasını istiyorlar. Biz de bir spor kulübü kanalı olarak ağırlıklı olarak daha önce aldığımız güzel maçların, galibiyetlerin tekrarlarını yapmak durumunda kalıyoruz. Sadece futbolda değil, basketbolda ya da diğer branşlarda da. Bu dönemde herhangi bir şekilde, yani sadece bizim canlı olarak verebileceğimiz tek şey, bazen bizim oyuncularımızın evlerinde, hatta birkaç günde Samandıra'da başladık ama sonra tekrar durdurduk. Evlerinde yapmış olduğu antrenmanları taze görüntü olarak sunabiliyoruz. Onun haricinde programlarımızda, stüdyodan yaptığımız programlarımızda konuk aldığımız spor dünyasından ya da spor dışı dünyadan aldığımız konuklarla programlar yapabiliyoruz. Canlı görüntü, taze görüntü elimizde hiç olmadığı için dediğiniz gibi hocam biz ve diğer spor kanallarının tamamı eski görüntülerle yayınlarına devam ediyorlar. Bizim e-spor, bizim derken ben de şimdi şey ağzımızdan kaçtı gibi oldu ama biz de, ben de Fenerbahçeliyim. Evet. Fenerbahçe'nin e-spor takımı da var. Gayet evet. İyi durumda. Fenerbahçe TV olarak siz e-spor takımının da acaba, ben son zamanlarda bu kitapla uğraştığım için televizyonu takip edemedim. İnanın bilmiyorum. Cehaletimi mazur görün. E-spor takımımızın faaliyetlerini veriyor muyuz şeyde Fenerbahçe'de? Biz şöyle, orada da bir yayıncı kuruluş var hocam. Yani biz, TV bu galiba oranın da yayıncısı. Biz orada hocam şey yapamıyoruz. Aynen liglerde olduğu gibi yayın yapamıyoruz. Sadece bir kez Ülker Arena'da bir final vardı. O finali de e-spor finali vardı. League of Legends olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hatırlıyorum. Onu Fenerbahçe Televizyonu'nda biz yayınlamıştık. Ben de bu dünyaya yaklaşık bir iki sene önceydi galiba. Bir buçuk iki sene önceydi. Bu dünyayı tabii ki hep duyuyorduk. Farkındaydık ama o yayın esnasında yüz yüze kaldım. Yani müthiş bir dünya. Takipçileri inanılmaz. Yani ben birkaç sene içerisinde artık dünyada herkesin e-sporla ilgileneceğini düşünüyorum. Yani ilginiz var ya da yok. Meraklısınız ya da değilsiniz. Özellikle gençler tabii ki. Ben de artık orta yaşın üzerinde olduğum için anlamakta zorluk çektiğim bazı oyunlar oluyor. İşte spor oyunlarına evet hakim olabiliyorsunuz. Basketbol ya da futbol, ama diğer savaş oyunları ya da strateji oyunları tamamen
Anlamlandıramadığım oyunlar benim ama müthiş takip edilenler var. Ben şöyle söyleyeyim, yayınımızın yayın esnasında aldığımız reklam gelirleri ve sponsorluk gelirleri, sadece o e-spor yayınından bahsediyorum, müthişti ve gelen telefonlar da, mailler de zaten bunu destekledi. Çok takip edeni var ama oranın da bir yayıncı kuruluşu var hocam. O yüzden biz sadece aldığımız başarıları haberlerde, anonslarda vererek duyurabiliyoruz. Şey diyorlar Koray Bey, yani bu teenager denilen kesimi yayıncılığa çekmenin birinci yolu diyorlar literatürde. Evet. Ama orada geçen... hocam şöyle, yani dijital hocam, yani biraz önce de söylediğim gibi artık o yaştaki çocukları televizyon karşısında oturtmak çok zor hocam. Yani ellerindeki akıllı telefonları ya da tabletleriyle ya da bilgisayarlarıyla takip ediyorlar her şeyi. Onlar da yayınları o özel internetteki YouTube kanalları üzerinden ya da Dailymotion kanalları üzerinden ya da diğer sosyal medya kanalları üzerinden. Twitch, özellikle ediyorlar. Twitch. Evet, Twitch'ten takip ediyorlar ki orada bir interaktif katılım da sağlayabiliyorlar. Yani yorum yazabiliyorlar, yorumlarına cevap alabiliyorlar, soru sorabiliyorlar. O yüzden orada bir dijital dünya muhakkak ki bizden daha öne geçiyor ki zaten yavaş yavaş da gelirler de yayın dünyasında artık online'a, dijitale doğru kaymakta. Markalar offline yayıncılık hocam şey oluyor. Yani bizim nasıl söylesem bilmiyorum ama şöyle size anlatayım. Ben geçenlerde bir arkadaşımla, bir dünya pazarlamacı bir arkadaşımla konuşurken bunu söyledim. Keşke yaşım böyle 20'li yaşlar civarında olsaydı ve bu koltukta oturuyor olsaydım. Yani keşke. spor pazarlaması ile ilgili bir iş yapmış olsaydım hocam, kesinlikle ve kesinlikle dijital pazarlamayı öğrenirdim. Yani çünkü işte biz genel müdürümdeki Can hocam çok iyi tanır, eski genel müdürüm benim İhsan Topaloğlu'yla onunla bir radyo televizyon üst kurulunun bir toplantısına gitmiştik. O toplantı, ki bu toplantı 2014 senesinde yapıldı. Yani bundan 6 yıl önce yapıldı. O toplantıda Rütük Başkan Yardımcısı, ki hakikaten çok başarılı bir başkan yardımcısı, yani uzun yıllar zaten yurt dışında yaşamış, bize anlattığı şöyle bir şey vardı. Yani bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra, yani 2025-2030 yılları arasında televizyon yayıncılığı diye bir şey kalmayacaktır. Yani televizyon kanalı diye bir şey kalmayacağını söyledi. Herkes kendi AM TV'sini yaratacak. Yani kendi personel, kendi kişisel televizyonunu yaratacak. Bu da yayıncının ona direttiği yayın akışına razı olmaktansa kendi yayın akışını yaratacak. Yani izlemek istediğiniz bir şey varsa size televizyonun sunduğu, işte saat 9'da o dizi başlayacak ya da saat 9'da o film başlayacak, buna itiraz edeceğini ve kendi istediği şeyi kendi istediği saatte izlemeyi düşüneceğini, bu artık bundan 15-20 sene sonra bunun olacağını söyledi. Şimdi ilk başta bu televizyon kanalları yok olacak demesi bizi böyle bir şoka uğrattı. Çünkü hepimiz oradaki 100'e yakın televizyon kanalı vardı. Hepimiz bir şoka uğradık ama işte gün geçtikçe görüyoruz. Yani yeni yeni platformlarla hayatımıza girmeye başladı. Mesela Netflix girdi hayatımıza. Artık herkes Netflix'ten bir şeyler izlemeye başladı. YouTube var. Yani bütün hemen her şeyi YouTube'da aradı. Ben artık neredeyse Google kullanmıyorum hocam. Yani bir şey arayacaksam hiçbir şekilde Google'a bakmıyorum. Şey. Direkt YouTube'a bakıyorum. En azından gençleri biraz yakalamak adına. O yüzden dijital yayıncılık çok daha pastadan, reklam pastasından çok daha fazla pay almaya başladı. Biz geleneksel yayıncılar, işte televizyon, radyo, gazete, dergi gibi geleneksel medya reklamcıların, reklam ajanslarının ya da reklamla uğraşanların gözünde yavaş yavaş artık para kaybetmeye başlıyoruz. Eğer elinizde çok önemli bir içerik yoksa, yani ligin yayıncı kuruluşu değilseniz, evet, ya da milli maçların ya da bir önemli bir Euroleague'in yayıncı kuruluşu değilseniz hocam, reklam pastasından pay almanız çok zor hale geliyor. Ya da işte şu anki Survivor gibi bir program yaratacaksınız onun gibi. Çünkü inanılmaz bir şu an hep şeyde, rating sıralamasında hep birinci sırada geliyorlar. Böyle bir programımız olacak.
Koray Beyciğim, ben sizi biraz daha bir yorayım o zaman da. Estağfurullah hocam, ne demek? Çok keyif alıyorum cevaplarınızdan. Bir de benim notlarım arasındaydı. İki tane şey var sormak istediğim. Şimdi bu yeni konsept, hani işte B2B, B2C hep bildiğimiz, yıllardır anlattığımız şeyler. Bir de şimdi D2C var. İşte direct to consumer dedikleri. Yani içeriğin direkt, hiç aracı olmadan içeriği üreten kesimden direkt müşteriye yayın yapılması. Şimdi aslında sizin o, az önce oradan geldi aklıma bir de soru. Dediniz ya, futbolcumuzun antrenmanını veriyoruz. Aslında bu tam olarak. Siz kaynağın zaten sahibisiniz direkt. Belki bunlar giderek yayıncılıkta çok fazla talep göreceği söyleniyor. Belki bunlara biraz ağırlık vermek gerekebilir. Bir de bu tamamen benim kişisel hem bir arzum hem ilgi alanım olduğu için, hem de literatürde de bunun karşılığını görüyoruz bu okuduğumuzda. Özellikle bu Covid süresince insanların biraz daha bu survivor dedikleri, işte hayatta kalma teknikleri, hani bu zaten olağanüstü durumlarda ortaya çıkar ya, depremlerde bir ortaya çıkıyor. İnsanlar hayatta kalma çantaları hazırlıyor, ilk yardım öğreniyorlar falan filan. Şimdi bu Covid'de de bu çok ortaya çıktı. Ya işte domates nasıl yetiştirilir? İşte olaylar daha da karışsa ormana gitsek orada iki gün nasıl geçiririz? Kampta nasıl kalırız, çadırda falan? Yani kısacası bu outdoor spor dediğimiz şeyin ben yükseleceğini düşünüyorum gelecekte. Yayıncılık, yani Fenerbahçeli olduğum için demiyorum. Fenerbahçe TV, Galatasaray TV vesaire, sonuçta bunların hepsi bir sportif kulüplerin kanalı. Outdoor'da ciddi bir spor. Outdoor sporları dediğimiz hem çok çeşidi olan hem de çok ciddi bir spor yani. Dolayısıyla ben bu kulüp kanallarının biraz daha acaba buna da bir yönelebilirler mi? Çünkü talep göreceğine de inanıyorum. Bir de ben çok özür dilerim. Şuradan da fark ediyorum. İşte biz yıllar önce bir tane malzeme alacağımız zaman, işte kamp yapmak amaçlı, ne bileyim, Kadıköy'e giderdik, Eminönü'ne giderdik. Yani bu dükkanları bulmak çok zordu. Şimdi neredeyse tabiri caizse her mahallede bir outdoor malzeme satan dükkan açıldı. Yani ben sektörün büyüdüğünü oradan da görüyorum. Şimdi hocam, spor kulübü kanallarından, yani ben sadece çalıştığım kurumla ilgili konuşabilirim. Spor kulüpleri, bizim 9 tane branşımız var hocam. Zaman zaman kulübümüze çok fazla teklifler geliyor. Özellikle Yüksek Divan Kurulu toplantılarında işte başka şubeleri de açalım. Atıyorum tenis açılsın, badminton açılsın gibi. Badminton şubesi de açılsın ama yani inanın işimiz başımızdan aşkın. Tabii yönetim adına konuşmak istemem ama Fenerbahçe için 9 branş zaten fazlasıyla. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Çok özür dilerim. Kastettiğim hani bu spor dalını Fenerbahçe açsın değil de. Yok yok. Bir örnek, hani Yaban TV mesela çok güzel bir örnek. Şu an Yaban TV. Evet, sadece bu. Buna benzer yayınlar ve kanallar demek istiyorlar. Evet evet. Yani biz kendi kanalımızda şöyle, ben hatırlarsınız hocam, Endüstriyel Spor diye program yapıyordum. Orada çok fazla ağırlıyordum. Bu mesela Orienteering ile ilgili konuklar ağırlıyordum. Adventure sporlarla ilgili konuklar ağırlıyordum ki benim de çok merakım vardır ama yani ülkemizde önemli arz eden sporlar var. Futbol gibi, basketbol gibi. Onlar da umarım zamanla onlar da hak ettikleri yeri alırlar. Yani ama yayın dünyasında her kanalın bir teması var hocam. İşte bahsettiği gibi Caner hocamın da Yaban TV'den bahsetti. Yaban TV'de çok başarılı bir kanal. Ben de sıklıkla izliyorum. Yani temasına göre yayın yapan kanallardan takip ediliyor hocam ağırlıklı olarak. Yani Fenerbahçe TV ya da spor kanallarında tabii ki de çok fazla olmasını isteriz bu tip yayınların, ama izleyicinin birazcık da yönlendirmesine bakıyoruz hocam. Koray Bey, bir iki şey de ben sormak istiyorum ama tabii sizin şöyle bir özelliğiniz var. İlk kurulan tematik spor kanalında ilk günden itibaren göreve başladınız. O günden beri de başarıyla bugüne kadar geldiniz. Birçok spor kanalı kuruldu.
bazısı zorluklar çekti, kapandı ya da başkalarına devredildi. Ama siz bu işi başarıyla bugüne kadar getirdiniz. Tabii gelir getirmeyen bir şeyi devam ettirmek çok zor. Evet. Siz bu süreçte reklam bulma konusunda ne tür zorluklar yaşadınız? Ya da neler, hangi deneyimlerinizi bizimle paylaşmak istersiniz? Teşekkür ederim hocam, güzel sözleriniz için. Yani biraz önce de söylediğim gibi aslında spor çok önemli bir sektör tüm dünyada. Spor yayıncılığı da eğer elinizde güçlü bir içerik varsa ve spor yayıncılığında para kazanmak ya da gelir elde etmek istiyorsanız güçlü bir içeriğiniz varsa elinizde, bu işinizi çok çok kolaylaştırıyor. Yani ne demek oluyor bu? Eğer Türkiye'de beIN Sports gibi Süper Lig'in yayıncı kuruluşuysanız ya da A-Spor gibi Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşuysanız ya da basketbol ya da voleybol gibi liglerin yayıncı kuruluşlarıysanız, bunlar sizin reklam gelirlerinizi, sponsorluk gelirlerinizi artırmak için çok çok önemli unsurlar. Ama bizim gibi Beşiktaş TV, Galatasaray TV, Bursa Spor TV ve Fenerbahçe TV gibi spor kulüplerinin kanallarının içerik yaratmakta bazı sorunlarımız var hocam. Yani biz Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerinin medya yayın talimatında yer verdiği spor kulüpleri kanallarıyız. Ama bizim sadece Fenerbahçe'nin futbol maçlarının oynandığı hafta, atıyorum Fenerbahçe 26. hafta Konya Spor'la karşılaştı diyelim. Maçtan o haftaki son lig maçı hangi gün oynanıyorsa, muhtemelen bu pazartesi oluyor, ondan 24 saat sonra, 24 saat geçtikten sonra maçları bir kez tekrar etme hakkımız var 90 dakikasında. Bu bizim için önemli bir içerik. Eğer hocam, yani medyada şöyle bir şey var, elinizde eğer güçlü bir içerik varsa muhakkak ki gelir elde edersiniz. İçeriğiniz güçlüyse gelir elde edersiniz. Şimdi bizim artılarımız şunlar. Biz bir spor kulübü kanalıyız. Neler yapılabiliriz diye yıllardan beri hep uğraşıyoruz. Bizim elimizdeki en önemli hocam içerik futbol takımımız. Sonra basketbol takımımız ve diğer branşlarımız geliyor. Biz bu içeriği nasıl yayıncılıkta daha fazla gelir elde etmek için kullanabiliriz düşündük. Sonuçta bizim yayıncı kuruluştan artı olan bazı yerlerimiz var. Bunlar neler? Mesela yayıncı kuruluş kameralarının giremediği birçok alanda bizim kameralarımız yayın yapabiliyorlar, girebiliyorlar. Bunlar nereler? Mesela takım otobüsünde biz varız. Maça giderken ya da maçtan dönerken. Ya da Samandıra tesislerinde dış kapıda artık diğer kameraların giremedikleri noktadan sonra bizim kameralarımız içeride oluyor. Bu Fenerbahçeli futbolcuların ya da Fenerbahçeli basketbolcuların ya da diğer sporcularımızın bazı özel görüntülerinin bizim kanalımızda yayınlanması demek. Sadece bu bizim için değil, diğer kanallar için, diğer spor kulübü kanalları için de geçerli. Bunu nasıl avantaja geçirebiliriz diye düşündük. Bizim en önemli iki programımız maç başlıyor ve maçın ardından programı. Yani Fenerbahçe futbol takımının ligde, kupada, Avrupa'da oynayacağı herhangi bir maç öncesinde bizim maçtan bir saat, bir buçuk saat önce başlayan ve maçtan sonra da yine bir buçuk saat devam eden bir yayınımız var. Maç başlıyor ve maçın ardından programı. Şimdi bu sene o programı genel müdürümüz Tunç Elibol ve eski Fenerbahçeli efsane futbolcumuz Tuncay Şanlı'na yorumcu olarak katılıyor. Şimdi bu programı satmak kolay. Yani sponsorluk ya da reklam alabilmek kolay. Çünkü çok değerli bir program. İçeriği çok kuvvetli. Genel müdürümüz sunuyor. Tuncay Şanlı gibi efsanemiz programda yorum yapıyor. O yüzden bu tip programlar arttıkça, yani eğer içeriğiniz güçlüyse hocam, muhakkak ki çok fazla gelir elde edebiliyorsunuz. Diğer spor kulüpleri için de aynı şeyler geçerli ama yani Lig TV'de bile mesela sizlere soruyor olsam şu an maç yayınları haricinde herhangi bir şekilde Lig TV'yi izliyor musunuz diye sorsam, muhtemelen eğer zap yaparken denk geldiğiniz özel bir şey varsa izler kalırsınız ama ağırlıklı olarak da beIN Sports kanalları da maç esnasında seyrediliyor. Yani biraz önce muhakkak söylemiştim, yani eğer içeriğiniz güçlüyse hocam, güzel bir içeriğiniz varsa izlettirirsiniz ve gelir elde edersiniz. Reklam veren de bunu düşünüyor. Reklam veren de muhakkak senin içeriğine bakıyor. Yani ne kadar izleniyorsun, kimler izliyor ve bu izleyiciler hangi saat dilimlerinde ve hangi günlerde seni takip ediyor.
Onlar tarafından raporlanıyor. Biz de yayın akışlarımızı ve programlarımızı onlara sunuyoruz. Onlar tarafından da ilgi alaka gören programlarımızı sponsorluklarla ya da reklamlarla gelir elde etmeye çalışıyoruz. Biz 2004'ün Ocak ayında kurulduk. Yani 16 yılı bitirmiş olduk. 16 yıldır da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çok fazla yük olmadan, gelir manasında bahsediyorum, yayınlarımızı yapmaya gayret gösteriyoruz. Gelir elde etmeye çalışıyoruz. Ama tabii çok fazla çok pahalı bir oyuncak bu arada televizyonculuk hocam. Yani inanın TürkSat'a ödediğiniz büyük meblağlar var. Maaş giderleri, diğer yayın giderleri biraz pahalı bir oyuncak. Biz de bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Kuruluş aşamasında beraber çalışmıştık. Evet. Beraber programlar da yapmıştık. Evet hocam. Ben de sağlık programları yapmıştık. Size çok destekliğiniz o dönemde hocam. Eksik olmayın. Bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu korona sürecinden sonra dijital iletişime ilgi daha çok arttı diye bunu artık bütün birlikte konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki artık maçların büyük bir çoğunluğu seyircisiz de oynanıyor. Bazı ülkeler 3D gözlükleriyle, VR çekimleriyle canlı maçlar yapmaya çalışıyor. Hatta çok güzel bir örnek var. Bisiklet turnuvasının yine evlerde yapılması şeklinde. Fenerbahçe TV'nin bu tarz bir çalışması var mı acaba? Yani biz biraz önce söylediğim gibi hocam, aslında biz sadece Fenerbahçe'nin bünyesinde barındırdığı branşlarla ilgili yayınlar yapabiliyoruz. Yani gönül isterdi ki tabii ki farklı alanlara da girebilmek, ama zaten çok fazla branşımız var ve hatta bazen izleyicilerimizden de şöyle tepkiler de alıyoruz. Diğer branşlara yeteri kadar ilgi alaka göstermiyorsunuz diye, ama biz de ağırlıklı olarak bu 9 branşımızla ilgili haberler ve yayınlar yapmak istiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, yani dijital yayıncılık, online yayıncılık çok ön planda. Şimdi önce bir rakamlar var, onlardan da küçük küçük bahsetmek istiyorum size. Bu 2019 yılına ait rakamlar, yani geçtiğimiz seneye ait rakamlar. Televizyona, yani reklam yatırımlarından bahsediyorum, medya yatırımları. Televizyonlara 3 milyar 875 milyon TL'lik bir yatırım yapılmış. Hı hı. Yani neredeyse 4 milyar TL'lik bir reklam pastasından pay almış televizyon. Bundan sonra ikinci mecra, daha önce yıllarca hep radyo gelirdi hocam. Radyo çok fazla ikinci mecra olarak gelirdi. Sonra bir ara gazeteler, dergilere ya da basın diyelim, yazılı medya diyelim. Ama artık ikinci sırada 2 milyar 385 milyon TL ile dijital medya geliyor. Evet. Yani televizyonun yarısından fazla artık dijital dünyaya reklam verenler, yatırımcılar para yatırıyorlar. Bundan sonra gelenler açık hava reklamcılığı geliyor üçüncü sırada. Sonrasında yazılı medya geliyor. Buna dergi, gazete ve diğer mecraları ekleyebiliriz. Sonrasında radyo ve sinema geliyor. Outdoor'da bile artık dijitale geçildi. Birçok her yerde LED ekranlar var. Onlar değerlendirildi. Eskiden duvarlarda ve reklam panolarında olurdu. Artık onlar da dijitale geçiyorlar. Hatta bizim stadımızın her iki tarafında da var, bilirsiniz. Hem caddeden gelirken de hem de E5'ten gelirken. Evet. O yüzden şimdi dijitale bu kadar para aktarılıyor. Biraz önce de anlatırken yarım kaldı. Aslında onu tamamlamak isterdim. Bu önümüzdeki dönemde mesela biz Fenerbahçe dergisini hocam artık basılı olarak çıkarmaktan bırakıyoruz. Yani bir son sayı yayınlayacağız. Haziran ayında Best of sayısı yayınlayacağız. Bundan sonra dergimizi dijital olarak yayınlamaya başlayacağız. Bunu Galatasaray ve Beşiktaş da bu şekilde yaptılar. Artık insanların gazete bayinden gazete alıp dergi alıp okudukları dönemler çok geride kaldı. Yani bunu biz çok isterdik, devam edebilsin. Hatta hala benim babam gidip bayiden gazete alıp okur, ama artık her şey elimizde ve dijitalde. Online'da yani. O yüzden de televizyonların ve diğer geleneksel medyanın, işte yazılı medya, açık havanın, bu biraz önce size söylemiş oldum, 4 milyara yakın TL'lik bir televizyon geliri var, reklam geliri var, televizyon, tüm televizyon kanallarının.
dijital ve online bunu bütün mecralara dahil edebiliyoruz. Buna Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, aklınıza ne geliyorsa. Bunların toplam geliri de neredeyse 2,5 milyar TL'ye yakın bir gelir var. Bu yüzden de bizler işlerimizi korumak adına muhakkak güzel işler yapmak zorundayız. Bu güzel işleri yapmak için de bizim elimizdeki en önemli done Fenerbahçe. Biz de bunu kullanarak elimizden geldiğince Fenerbahçe taraftarlarına, sadece Fenerbahçe taraftarlarına değil, spor taraftarlarına, çünkü biz biliyoruz ki sadece Fenerbahçe taraftarları izlemiyor bizi, diğer kulüp kanalları da izliyorlar. Çünkü biz ağırlıklı olarak spor yayını, özellikle bültenlerimizde, haber bültenlerimizde ağırlıklı olarak spor yayınlarını, spordan haberleri de vermeyi seven bir kanalız. Bu yüzden de elimizden geldiğince taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi hocam, bizim mecramız belli. Biz Fenerbahçe için yayın yapan bir kanalız. Bu yüzden de çok fazla diğer branşlara ve diğer sporlara da ağırlık veremiyoruz. Son dönemde çünkü spor teknolojileriyle ilgili yaptığınız araştırmaları biliyoruz. Mesela Koray Hoca da bahsetmişti. Artık izleyici kendi tercihini yaratıyor. Ben biliyorum ki siz de nöro pazarlama üzerine çalışıyorsunuz. İzleyicinin tercihlerini acaba tümüyle biz seçecek miyiz bundan sonrası için, süreç için? Son cümlenizi anlamadım İtek Bahane Hoca. Bundan sonra ben çünkü şeye inanıyorum. Her şeyi kendimizin seçemediğini, bizim yönlendirildiğimizi düşünüyorum. Örneğin Netflix'te bir sonraki izlemek istediğimiz dizi ya da bir sonraki izlemek istediğimiz belgesel gibi önerilerde bulunuyor. Ben sizinle biliyorum çalışma alanınız nöro pazarlama. Bizler tercih edebilecek miyiz yoksa yine nöro pazarlama şekliyle yeni bir iletişim modeli doğup sizler bizi izleteceksiniz? Hem çok ironik hem çok güzel bir soru oldu Bahane Hocam. Şöyle, şimdi buna cevap vermek için şeye kadar gitmek lazım aslında. Hani demokrasi nedir? Hani demokrasi insanların kendini yönetmesi midir? Yoksa insanların önüne konulan 3, 4, 5 neyse 10 seçenekten birini mecburen tercih etmek zorunda kalması mıdır falan. Sizin dediğiniz oraya geliyor. Tabii ki yani dediğiniz doğru. Hiç yatsıramaz bir gerçek. Sonuçta önümüze bir seçenekler konuluyor. Biz o seçenekler arasında, mevcutlar arasında bir taneyi seçiyoruz. İşte biz nöromarketing ve insanoğluna dair değişen yeni paradigmada da biz diyoruz ki insanoğlu bu tercihlerini rasyonel yapmıyor, akılcı yapmıyor. Aslında beynindeki duyguların oluştuğu bölümle bunun muhakemesini yapıyor ve kararlarını duygularıyla veriyor diyoruz. Dolayısıyla sorunuzun birinci kısmının cevabı bu. Yani önümüze ne konursa biz oradan bir tane seçeceğiz. Yani misafir bulduğunu değil, bulduğunu yiyecek. İkinci kısım, mesela nöromarketingle ne yapılabilir? Burası çok önemli. Şu yapılabilir. Pazarlama tarafı için söylüyorum. Mesela Koray Hoca'nın tarafı için ya da işte bir pazarlama araştırmacısı olarak benim için veya bir pazarlama pratisyeni için diyebilirim ki mevcut şeyleri, nöromarketing burada çok uygun bir araç. Neden derseniz bizim nöromarketing yöntemlerini en rahat kullandığımız alan aynen şu an bizim dördümüzün yaptığı gibi bir sabit bir yerde oturup ki teknoloji çok çeşitlendi artık kafasına takılan bir EEG cihazıyla markette bile dolaşarak veri toplatabiliyoruz ama en rahatı hala geçerli olanı oturulan bir ortamda karşısında bir ekran varken bakılan ekrandaki beyinsel tercih verilerini almak. Hala en rahat yöntem bu. Dolayısıyla nöromarketing bu anlamda kullanılabilir. Yani insan segmentler işte teenager diyelim, orta yaş diyelim, genç, yaşlı neyse. Bu kesim hangi içeriklere daha fazla beyninde ödüllendirme merkezi aktif oluyor? Hangi seçenekleri gördüğünde, hangi içerikleri gördüğünde? Bu ölçülebilir nöromarketingle. Zaten önü çok açık. Yani az önce Koray Bey çok güzel bir şey söyledi. Hani 20'li yaşlarımda olsam dijital pazarlamayla ilgilenirdim dedi. Ki zaten içindeler şu anda da. Çok doğru. Geçen gün bir tane patron arkadaşım şey dedi bana. Ya dedi ben eskiden dedi hani pazarlamacı işe aldığım zaman şeye bakıyordum dedi. İşte
segmentasyon nedir biliyor musun, pazarlama planı hazırlamayı biliyor musun falan. Şimdi dedi ilk gelir gelmez şey direkt dedi iş uyduruyorum dedi. YouTube'a şu içeriği yükle, bana onun verilerini al getir. Buna cevap veremeyen kişiyi ben pazarlamacı kabul etmiyorum dedi. Yani dedi en temel şey dedi, bunu dedi bilmeden mümkün mü falan. Dolayısıyla yani neuromarketing olsun, diğer dijital teknolojiler olsun, mutlaka ölçümlemeye dayalı tüketici tercihlerini inceleyip bu dataları toplayıp içerikleri ona göre oluşturmak beraberinde başarıyı da getirecek. Evet, evet. Spor, yani nöroteknolojide en çok duygulardan faydalanıyoruz. Sporun da içinde çok yoğun duygular taşıdığı için aslında burada ölçümleme yapmak, sonuç almak bizler için daha kolaylaşıyor. Bence ileriki dönemlerde galiba spor iletişimi biraz bu noktaya doğru da kayabilir. Pazarlama tarzı değişebilir gibi geliyor. Evet, son olarak Koray Hocam, sizin eklemek istediğiniz, öğrencilerimize iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Şimdi pazarlamanın ve spor pazarlamasının önemini aslında size rasyonel birkaç şekilde size anlatmaya, yani öğrencilerinize anlatmaya çalışacağım. Şimdi spor kulüplerinin belli başlı bazı gelirleri var. Yani bunlar yayın gelirleri, yayıncı kuruluşlardan elde edilen gelirler. Bizim işte maç günü gelirleri dediğimiz bilet gelirleri ve kombine kart satışlarından elde edilen gelirler. Performans gelirleri dediğimiz UEFA ya da Avrupa Şampiyonlar Ligi, UEFA kulüpleri, UEFA liginden elde edilen gelirler var. Lisanslı ürünler elde ettiğimiz gelirler var. Bunlar işte bizim Fener Yumurcu ya da Galatasaray Store gibi lisanslı mağazalarından elde ettiği gelirler var. İsim hakkı gelirleri var. Bunlar işte iddia gibi, bahis gibi ya da işte PlayStation'daki oyunlardan bizim kulüplerin isminin kullanılarak elde edilen gelirler var. Buna bahis gelirleri de bu isim hakkı gelirleri adı altında sınıflandırılıyor. Transfer gelirleri var ama daha çok bu transfer giderleri diye de aslında söyleyebiliriz. Şimdi bu gelirler içerisinde hocam tek tek bir inceleyelim isterseniz. Yayın gelirlerin geçtiğimiz sene ne alıyorsanız yapılan anlaşma gereği bu sene %10 fazlasını alabiliyorsunuz. Yani gelirlerinizi burada ancak %10 artırabiliyorsunuz. Maç günü gelirlerinde ise biletler ya da kombine kartlar geçtiğimiz sene neyse enflasyon oranında bazı gruplar zam yapıyorlar, bazı gruplar zam yapmıyorlar. Sadece %5'lik, 3'lük, 10'luk artışlarla bir önceki senenin maç biletinin fiyatlarının üzerine konularak maç günü gelirlerinizde de ancak %3'lük, 5'lik, 10'luk bir artış sağlayabilirsiniz. UEFA yarışmalarından katılmaktan elde edilen gelirlerden işte performans gelirleri diye saymıştık. Bu ya da işte Türkiye Ligi'ndeki gelirlerde de. Burada da bir döngü var hocam. Takımınızı iyi bir hale getirmek zorundasınız ki iyi gelir elde edebilirsiniz. Bunun için de muhakkak çok fazla gelir kaynaklarınızın artması ve gelirlerinizin artması gerekiyor. Şimdi diğer isim hakkı gelirleri, lisanslı ürün gelirleri falan bunlar da yani sattığınız forma muhakkak sizin elde ettiğiniz başarıya göre kaynaklanıyor. Yani bir önceki sene şampiyon olmuşsanız 400 bin forma satma şansınız var. Bu da sizin lisanslı ürün gelirlerinizi çok fazla artırabilir. Ama bu benim saydığım gelirlerin dışında başka bir gelir kalemi var ki benim de aslında alanım. Ticari gelirler. Yani reklam ve sponsorluk gelirlerinden elde edilen gelirler. Şimdi bu benim biraz önce saydığım diğer bütün gelirlerde yapabileceğiniz hamleler işte yayın gelirlerinden anlattım, maç günü gelirlerinden anlattım. Lisans ürün gelirlerinde de işte yine orada formayı yapacağınız zam kadar artış sağlayabilirsiniz. Eğer geçen sene aynı formayı sattıysanız. Ama ticari gelirlerde yani reklam ve sponsorluk gelirlerinde yapacağınız yeni alan, yeni mecra yaratarak, yeni sponsorlar yaratarak, bularak gelirlerinizi 2-3 katına artırabilirsiniz. Yani burada ucu bucağı yok. Yani yayıncı kuruluşun size %10 yapacağı zamla ya da %10 yapacağı artış da değil buradaki sizin. Burada limit gökyüzü. Yani her türlü kaynağı kendiliğinize kullanarak, çevirerek gelir elde edebilirsiniz. Yeni mecralar yaratabilirsiniz. Sponsorluklardan bahsediyorum, spor pazarlamasından bahsediyorum. O yüzden burada spor kulüpleri için spor pazarlamasının önemi çok çok fazla.
Yani Chicago Bulls takımında spor pazarlaması departmanında 100'den fazla kişi çalışıyor. Yani bunun burada ne kadar önemli olduğunu dünya zaten Amerika pazarlamanın lideridir yani dünyada spor pazarlamasının. Bu yüzden spor pazarlaması kulüpler için spor kulüplerinin gelirlerini artırmada çok çok önemli. Bir örnek daha vereyim. Deloitte her sene biliyorsunuz Money League diye bir liste açıklattı. Dünya para ligi Deloitte hatırlar bunu. Avrupa'daki liglerin sadece 3 gelirin 3 kalemden 3 gelir kalemini dikkate alarak bunlar yayın gelirleri, maç günü gelirleri ve reklam sponsorluk gelirlerini dikkate alarak bir liste oluşturur. Para ligini oluşturur. Burada genellikle Real Madrid 1 olur. Geçtiğimiz sene Barcelona 1 oldu. Yani takımlar değişir. Barcelona geçtiğimiz sene 840 milyon euro ile Real Madrid'in üzerine geçti. Real Madrid 2. sırada, Manchester United 3. sırada. Şimdi burada bir takımdan bahsedeceğim ben. Bu arada İngiltere'nin o 20 takımlık listede, yani Deloitte'in para ligi listesinde İngiltere'den katılımcı, yani İngiltere'den o listeye giren takım sayısı 8. Hı hı. Yani Avrupa'yı domine etmişler. Daha doğrusu Deloitte'in para ligini domine etmişler. Bunun en büyük sebebi geçtiğimiz sene, bir önceki sene İngiltere'deki Premier Lig'in yayıncı kuruluşunun değişmesi ve yeni ihalenin yapılmış olması ve ihaleden kaynaklanan takımlara dağıtılan paraların İspanya'nın bile ya da diğer bütün ülkelerin bile kat kat fazlasına çıkması. O yüzden Deloitte'in para liginde yayın gelirlerinde çok fazla olduğu için İngiltere'den 8 tane takım var. Biz de iki kez Fenerbahçe olarak 100. yılımızda bu listeye 18. ve 19. sıradan girmiştik. Müthiş başarılarımızın olduğu o yıllarda. Biz de listeye aslında aşinayız. Ama başka bir takımdan bahsedeceğim. Aslında bizim Avrupa'nın ilk 5 ligi dediğimiz liglerde sonuncu sırada yer alan, yani İngiltere, Almanya, İspanya'nın dışında 5. sırada yer alan, 4. sırada yer alan Fransa liginden bir takım. Maç günü gelirleri ya da yayıncı kuruluş gelirleri diğer Avrupa ülkeleriyle hemen hemen aynı. Ama listeye 5. sıradan girdi bu takım. Paris Saint Germain takımı. Bunun tek sebebi de Katar'la, o Katar sermayesinin kulübün başkanı olmasından dolayı ve göğüslerine aldıkları yayın reklamdan dolayı müthiş bir yayın ticari gelir elde ettiler. Ve bu gelir sayesinde de burada çünkü şey yok. Yani anlaşmada 5 milyon euro da olabilir, 500 milyon euro da olabilir. Bu sizin reklam verene yapacağınız anlaşmaya bağlı. Ve bu sayede Paris Saint Germain takımı geçtiğimiz sene 635 milyon euroluk bir gelirle, bu 3 kalem gelirle listede o ilk 5 takım içerisinde yer aldı. Yani bu rakamlar aslında bize spor pazarlamasının kulüpler için ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Evet. Yani bence evet sportif başarı çok önemli. Çünkü sportif başarı aslında sizi buralara taşıyor. Ama iyi pazarlamacılarla iyi gelir elde ettiğiniz takdirde zaten başarı gelecektir. Evet. Arkadaşlara da önerim şu, bizi izleyen öğrenci arkadaşlarımıza da. Hiçbir zaman ben bir spor bölümünde okuyorum. Aslında diğer branşlar bana uzak diye düşünmeden diğer tüm branşlarla kendi alakalarını kendilerine alan yaratmaya çalışsınlar. Ben bir spor bölümü mezunuyum sizler gibi. Ben de Marmara Beden Eğitim ve Yüksek Spor Yüksek Okulu mezunuyum. Antrenörlük ve öğretmenlik okudum. Ama kendimi mezun olmadan hatta 3. sınıftayken bir spor kanalında o zamanlar Süper Spor diye sinebeşinin altında çalışan yalan bir spor kanalı vardı. Orada kendimi bir sene boyunca stajyer olarak kabul ettirdim. O da benim büyük şansımdı. Buradan ismini anmadan edemeyeceğim. Barbaros Salı. O da Ankara Gazi Üniversitesi Spor Mesleği Yüksek Okulu mezundur. Kanalın genel müdürüydü. Bu sayede televizyonculara giriş yaptım. Yani hiçbir zaman kendilerinin, ben spor bölümünde okudum. Yani benim pazarlamayla, benim iletişimle, benim medyayla ya da işletmeyle ilgili bir çalışmam olamaz diye düşünmesinler. Sürekli araştırsınlar ve sürekli kendilerine yeni alan yaratmaya çalışsınlar. Çünkü sporcular çok pratik zekalı insanlardır. O yüzden de muhakkak yeni şeyler ve inanın mesela kriz anında risk yönetimi çok çok önemli bir şeydir.
Bizler de sporcular da biliyorsunuz yani saniyenin onda birinde, yüzde birinde hızlı düşünüp karar vermek zorundayız. Ve en doğru kararı vermek zorundayız. Bu aslında bizim için iş dünyasında büyük bir avantaj. Evet, evet. Bu yüzden de ben kendilerini hiçbir zaman küçük görmesinler ve yapabildiklerinin hep en fazlasını istemeye çalışsınlar. Muhakkak onlarla gelecektir. Evet, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz Koray Hocam. Ben ya beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Başta hocam benim tez danışmanımdı, Can İkizler. Çok saygı duydum hocam. Her zaman da umarım hayatımda yer alırsınız hocam. Banu hocam size teşekkür ederim. Caner hocam size teşekkür ederim. Yüzde de en kısa zamanda görüşmek umuduyla. Tabii gene bugünün anlam ve önemiyle ilgili küçük bir şey söyleyelim. 19 Mayıs hepimiz için çok çok önemli bir gün. Öğrencilerimiz için de. Onların hazırladıkları videoları gördüm. Kendiliklerinden hazırlamışlar. Hiç bizden bir destek almadan spontan hazırlamışlar. Bundan çok mutluluk duydum. Bunları da yakında yayınlayacağız Banu hocamın da desteğiyle üniversitemizin sitesinde. Öğrencilerimizle bir arada iç içe güzel bir eğitim dönemi geçiririz inşallah önümüzdeki sene. Daha güzel günler olacak, daha güzel etkinliklerimiz olacak. Gördüğüm kadarıyla medyayla da daha yakın iletişim içinde olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.